E siz nasıl buldunuz Trabzonspor? Trabzonspor'un ben bugün sahaya çıktığını çok görmedim. Bu bir, ikincisi ee, Sayın Abdullah Avcı gerçek tabelada yazandır dedi. <laughs> Böyle okuyacaksak tabelada yazan sıkı 5 1 Bu bir gerçek mi yoksa acı mı? Onu çok bilmiyorum yani. Ya da ikisi birden acı gerçek. Acı gerçek mi? Yani? Ya da acı Trabzon, gerçekler mi? İbrahim Tatlıses'in <laughs> söylediği <gülüyor> gibi. Evet, Trabzonspor'un eksikleri vardı. Yani Afrika Kupası'na giden Öne Önaço ve Pepe. Bunun yanında da hafta içi Abdülkadir Ömür ve Umut Bozo'nun kadro dışı bırakılması krizi. Yani böyle bir ortamda maça çıkıyorsun. Bak, Bakasetas'ın transferi. Bakasetas'ın transferi falan. E, ve onun dışında da tabii mevcut şu andaki Trabzonspor'un kadrosuna baktığınızda ideal 11'i aday 12 oyuncu var. Yani ancak içeriye siz artı bir koyabiliyorsunuz. Bugün için e, Trabzonspor'un hücum anlamında yapacakları oldukça sıkıntılıydı. Ama savunmayı çok doğru bir şekilde planlayıp işte topu Galatasaray'a verip oradan bir geçiş kovalayarak e, tehlike yaratabilir miydi? Bence bu yani şu andaki mevcut kadroda mümkün değil. Çünkü sadece orada en aktif şekilde kullanabileceğiniz hücumdaki oyuncunuz Viska'ydı. Vizca'nın dışında ben sahaya karakter koyan en önemli oyuncunun da de olduğunu düşünüyorum. Yani Trabzonspor orta sahasında e, yani fiziğiyle, oyun görüşüyle, oyun zekasıyla, e, oyunu zaman zaman yönlendirmesiyle buna Galatasaray orta saha çok müsaade etmese bile ee, inanılmaz bir mücadele örneği ortaya koydu. Tek başına bu kadar mücadele. Etti. Bu kadar yani baktığında ben yüz, %100, yüzde %60 diyebilecek bir durumdayım şu anda. Burada duran iki tane. Evet iki tane oyuncu vardı. İsteyen iki tane oyuncu vardı. Enis Destan yani genç bir oyuncu. Dolayısıyla da e, O da büyük çaba verdi ama verdi ama Galatasaray'ın stoperlerinin arasında evet. o da ezildi. kayboldu gitti. Ezildi, ezildi. Attığı gol hariç. Evet. Ee, Şimdi Trabzonspor'un ciddi anlamda problemleri var. Bu e, yani Abdullah Avcı'nın gelişiyle beraber başlamayan e, ama ta geçen sezondan yani şampiyon olduğu sezondan sonraki dönemde kadro planlamasından plansızlığından başlayıp bu sezona da devreden çok ciddi problemleri var. Bu mevcut kadro içerisinde siz e, bir oyunu üretebilir misiniz? üretebilirsiniz belki. Yani hocam zaman zaman eleştirileri yapıyor. Katıldığım noktaları fazla. Ee, yani bu Galatasaray'ı kime yenilmişti? Hatay'a değil mi? Hı hı. Hatay. 2-1 miydi o? Hatay'ın zaten tek galibiyeti. Tek, tek, yani tek galibiyeti. Galatasaray. İçerideki yani, galibiyeti. Ve transfer şeydi, cezası aldı galiba Hatay değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Son FIFA kararı. Almadı mi? galiba. Aldı. Aldı mı? 7 takımdan biri o mu? 7 yani. takımdan biri olması lazım. Yani şu, şu demek oluyor aslında. Yani Hatay gibi bir takım. Yani şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı büyük bir... Üç dönem almış doğru Cüneyt. Evet, evet büyük bir organizasyon ortaya koyuyor. Ama Trabzonspor gibi bir takım kendi sahasında bu Galatasaray'da olsa hiç fark etmez. Beş tane gol yemez. Yani yemez yani. Bu kadar da kendini oyun olarak ezdirmez. Yani şimdi Hüseyin'in sabek olması e, Baniye ve Benkovic'in stoper tandemi oluşturması değil benim derdim. Yani oluşturabilirsin. Bunu doğru bir 11 diyerek sahaya sürebilirsin. Buna da bir şey demem. Ama yani stoperlerin ikisinin değiştiği bir maç gördük mü çocuğum ya? Çok nadirdir çok bu. Çok nadir yani. görünen bir olay. Ya çok nadir bir şey. Sadece bu Türkiye'de de değil, dünya liglerinde de nadir. Evet yani iki stoperini Değişiyorsun ve Hüseyin... Sakatlık yok yani. Yok yani. yani, yani de çarpıp olur sakatlanmadılarsa... Yok yani. Olmuyor. Şimdi bu bir İşte defa... bugün Abdülkerim sakatlanıp çıktı. Bu Niza yok mesela. Aynen. Yani Hüseyin'i neden sabek oynatıyorsun mesela? <laughs> Kendi elinde orijinal, orijin bir sabek varken, Mehmet Can varken ki ikinci yarıda Hüseyin'i stoperlere değiştiriyorsun. Hüseyin'i stopere çektin. Sonra Mehmet Can... Sabek'te görev Niye Hüseyin aldı. Niye Hüseyin'i oynatmıştır? Sabek e, daha üçlü gibi içeri kaysın. Eren'in kanadından evet, çıksın. Hoca da ona benzer açıklama i̇yi de, yaptı. İyi de Galatasaray, Surat, Galatasaray, Surat ne kadar müsaade Ne hocam, hocam işte Ama işte Saşa Sapeonlu Boya ile Barış Alper de bütün orayı istediği gibi kullandılar. Gahasay aşırı yükleme, yüklenme oradan yapıp oradan hem golü buldular hem bütün pozisyonları genelde yani başlangıcında sağ taraftan çok etkili oldu. Saşa sağ tuhafı. taraftan gitti. O taraftan hem de Barış Alper. Ama sağ bekli Hayır, Hüseyin ben Hüseyin bak hocam ne diye diyorum ki Hüseyin oynattığında ne düşünmüştür? Üçlü gibi kalsın Eren'in kanadı sol bekten ucuma çıksın evet. Tasla, değil mi? Evet. Genelde rakibi üstünlük ha, sağlasın. İşin tuhafı Galatasaray üstünlük, üstünlük sağladı. Saşa Bay ve Barış Alper'le oldu. Doğru. O oradan, da tutmadı. Oradan, oradan zaten çöktü Ya sonuçta yani işin günahını getirip de biz Hani Abdullah Avcı'ya ya, yazmıyorum ben yok, ama... Yok canım yazmayacaksın tabii yok, zaten. Yok yazmıyorum zaten. Yani sonuçta şöyle. E, bu kadro içerisinden yani bu kadar kötü bir oyun çıkmaz Serkan. Ya oyuncular mı bu yazılıyor yani? Beş e, bir bir hayır, kime yazacağız ha, kime hayır, beş, onu? anlamadım. Yok, yani beş bir şey, bir... bir şey söylüyorum hayır, hocam. Abdullah, ben, Abdullah Avcı'ya da yazacağız abi. kime yazacağız Arkadaşlar, kime yazacağız arkadaşlar hayır, müsaade ederseniz getirmedi. sözümü sonunu bitirebilir miyim? <laughs> Tam konuşurken. Yani Sezon başından başlayan bir yanlış döngüden ya galiba, değil mi? Benim evet. demek istediğim şu. Yani sonuçta bu kadroyu Abdullah Avcı oluşturmadı. E, tamam. tamam. Bu kadro içerisinden evet. Abdullah Avcı evet. bir oyun oluşturamaz mıydı? Oluşturabilirdi. Evet. Yani işin günahını getirip de tamamen Abdullah Avcı'ya yazmıyorum Peki. Peki. dediğim kısım bu. bu. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi elinde yani. Terezege yok. Öne açı yok. Pepe yok. Yani Bakasetas'ı Oyunun son bölümünde koymuşsun. Ya tamam e, mesela tamam. hocam Bardi'yi sen aldırdın. Bakasitası sen aldırdın. Eren senin oyuncundu. E. Değil mi? Var. Yani Eren Elmalı. Var. Ağzımdan aldın. Mesela. Evet. Tamam bir bak, Otura. bak söylüyorum evet, işte onun bak. onun Günahı olan yerleri var ama tamamını ona yazmam. Sonuçta geldi ve hoca da ben bu mev mevcut kadro içerisinden ne kadar puan çıkartabilirsem onu çıkartmaya çalışayım dedi. Ama bugün o plan tutmadı hocam. Bugün için değil. Geçmişten bu sancılı süreçten hocam. buraya geldik. Samsun tamam, Spor hocam. bak şimdi ha, kaç tane az önce söyledim. Hocam. İlk 11'de oynatılsın Trabzonspor takımında oyuncu. Onlar 50 içinde önünde Kadıköy'de puan alıyor. Hocam tamam. Yani bu kadro Trabzon kurmadı Spor'da, bazılarını aldı. ile beraber gitti. Ama Kadıköy deplasmanında 26 yıl sonra Fenerbahçe'ye yendi, yendi hocam. tamam yendi tamam bir maç. Yani bu olur bu oyunda olan şeyler. Ben şunu söylemeye çalışıyorum yani söylediğimi de unutuyorum bak şimdi. Gitti yok, yok. aklımdan. Şey, sen şunu söyledin. Abdullah ya tamamı yazmaz sezon Yaşla başından ya. beri gelmedi. <laughs> tamamı ona yazmaz dedin Ulaş. Hocam şöyle yani. ne yazar diye sorduk biz. Tamam de. ona yazmaz tabii ki hocam tabii. yani. Sonuçta tamam, bu transfer doğru planlamaları, ben hataları, hatırladım. oyuncuların performansları bunların hepsi birbiriyle iç şeyler birbirine bağlantılı. İyi bir oyun i̇yi çıkar mı diye diyor. İyi bir oyun çıkar mı? Trabzon'u galip mesela. Hocam işte gerçek tabelada yazar. Eleştiriyle başladım zaten hocam. Gerçek tabela da yazıyor 5 bir bu maç. Hoca çünkü geçen hafta mı yaptı o açıklamayı tam hatırlamıyorum. Yani oyuna bakmayın diyor. Ben diyor puanımı aldım. Gerçek tabele tabela da yazıyor. Fenerbahçe'yi yendiğinde sen burada beraberdik. Abdullah Hoca nasıl çalıştığını işte videolar falan bu sene de aynı şekilde konuşması işte şöyle yapar böyle az temaslı oyun bunlar Ozan Abdullah Hoca ya hocam, yazıyor. 5 tane Galatasaray'dan yiyince hepsi yazmaz yani biraz da oyunculara transfer hocam. etmedi. Bielitsa iyi gitseydi zaten Abdullah Avcı gelmezdi. Demek ki işler kötü gitmiş ki bir antrenör değişikliği yaptı Trabzonspor. Ulaş. Ben ne demek istediğimi anlatamıyor muyum? Anlıyoruz. <laughs> hocam. Yani Devam baştan mı anlatayım? Mi? Yok 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 biz anladık. Ben işin da bütün da günahını Abdullah Avcı'ya yazılmaması gerektiğini söylerken elbette ki Galatasaray'dan 5 yemesinin izanın olmadığını söylüyorum. Bunu izah edemez hocaya. Yani. 10 gün önce söylemiş hocam. Söyledim. 10 gün önce söylemiş. Evet, şimdi. Gerçek tabela da yazıyor hocam. Tamam yani sen buraya geldiğinde bu mevcut kadro içerisinden bir oyun çıkartamasam dahi diyerek puan almaya çalışayım dedin. Ama bugün olmadı hocam. O plan yerle bir oldu. Değil mi? Yerle bir olduğun bir maç daha var mağlup oldun. Yani 12, 13 maç desek buna, 2 mağlubiyeti var, 7 evet. ee, galibiyeti öbür, var, 4 beraberliği var. Öbür o kötü oyunlarda ne fark var Galatasaray'a göre? Galatasaray'ın kalitesi var. Bu kötü oyunu cezaya ac acayip kesti. 5 gol attı. Öbür takımlar bu cezayı... Hocam bak, bu takımdan... Geyi kesemedi. Hocam bu takımdan Terezege'yi, Pepe'yi ve Önaç'ı çıkarttığın zaman zaten bir tek Mendy kalıyor. Ya Pepe'nin de çok katkısı olmadı. ama Fener... Pepe'nin de çok katkısı olmadı. Oyuna oldu yine ama. katkılar oldu. Burada mesela Fenerbahçe'yi yendiğinde Pepe'ydi maçın yıldızı. Çözdü sana yani büyük maçı çözdü bir tane oyuncun sana. Yani onun...